Biz yeni bir jenerasyonuz milli takım için. Bir kabuk değiştiriyoruz ve hepimiz bunun bilincindeyiz. Ona göre çalışmalar yapıyoruz. Ona göre maçlarımızı hazırlanıyoruz. Şimdi önümüzdeki grubumuzda 2000 maç var. O maçları kazanıp bir sonraki pencereye de geçmek istiyoruz. Ve 2023'te bulunmak istiyoruz. 2023'te de daha önceki gelen başarıları tekrarlamak istiyoruz. Yeniden bir milli takımımızı gururlandırmak istiyoruz. Genç bir jenerasyonuz ama birkaç seneye bence çok iyi başarılara imza atacağımızı düşünüyorum bu takımla. Sinyaller bence çok iyi. Çok da çalışıyoruz. Hep zaten bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Genç olmamıza rağmen. Yani bize göre daha tecrübeliler tabii ama sonuçta biz de çalışmalarımızı ona göre yaptığımız için çok daha genç ve enerjiyiz biz sahada. Ve biz de bu yönümüzü ağır basarak maçları kazanmayı düşünüyoruz. Kazanabileceğimizi düşünüyoruz ki öyle de olacağını düşünüyorum. Takıma güvenim sonsuz. İki maçı da iyi geçireceğimizi düşünüyorum. 2023'te bu bir adım olacak tabii ki de. Hani bir anda çok büyük şeyler beklemiyoruz ama her şey adım adım ilerleyecek tabii ki. Her şey zamanla iyi olacak. Olacağını düşünüyorum. Çünkü çok genciz dediğim gibi. Biraz daha tecrübelenmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi yani çok iyi sinyaller veriyoruz bence. Gelecek için özellikle. Dediğim gibi 2023'te en azından bir basamak daha, çünkü geçen seneki şampiyona istediğimiz gibi geçmedi. Planladığımız gibi geçmedi ama bu 2023'teki şampiyonada bir tık daha yukarı çıkıp önümüzdeki senelerde çok daha iyi başarılara, artık madalyalara gitmek istiyoruz. Genç bir kadromuz var. Çok hazırlanma sürecimiz kısıtlı. Ama gerçekten çok istekli, çok genç ve güzel bir kadroya sahibiz. Şimdi Slovenya ve Polonya ile iki maçımız olacak. Slovenya'ya gideceğiz ilk önce. Daha sonra gelip İzmit'te Polonya ile maçımız olacak. Slovenya zaten senelerdir Avrupa'da giderek yükselen bir performansı olan bir takım. Şu anda iki tane eksikleri var gibi gözüküyor. İnşallah bunu orada avantaja çevirerek döneceğiz. Daha sonra geldiğimizde zaten kendi evimizde oynayacağımız taraftarımızla birlikte çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bu iki maçı aldıktan sonra inşallah bu güzel ekiple de, bu genç kadroyla da Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını kazanacağımıza, o yolda devam edeceğimize inanıyorum. Ya tabii ki Avrupa Şampiyonası'na her sene giden takımlardan bir tanesi olarak Türkiye için bu zaten bizim birinci hedefimiz. Baktığınızda zaten gerçekten çok genç kadroları olan takımlar, dediğim gibi Slovenya'da olsun, Polonya'da olsun. Yani biz şu anda iki eksikleri olduğu için Slovenya'nın çok daha deneyimli kalıyoruz onlara göre. İnşallah bunu gösterebileceğimizi düşünüyorum. Bizim için de birincilikle bitirip tabii ki çıkabilmek bizim için önemli. Kesinlikle evet. Gerçekten çok genç ve çok istekli bir kadromuz var. Kızlar gerçekten her şeyini sahaya koyuyorlar. Tabii ki Türkiye Ligi'nde süre almaları da buna deneyim açısından çok katkı sağlıyor. Oynadıkça, hep birlikte biz oynadıkça, çünkü bizim çok zamanımız da olmadı birlikte oynamaya, gençlerle birlikte. Birlikte güzel bir enerji oluşturabileceğimizi ve bununla birlikte de şampiyonada başarılı olacağımızı düşünüyorum.